Kadın Enerjan'ın sponsorluğunda Herkütüs'ün Spor Federasyonu himayesinde gerçekleştirilen Color Sky renkli koşu 5K Bursa yapımı için bugün Soğanlı Botanik Parkı'ndayız. Daha önce İzmir ve İstanbul'un ev sahipliği yaptığı bu keyifli renkli organizasyonu bugün Bursa şehrin ev sahipliği yapıyor. Dördüncü etap ise 29 Eylül tarihinde Ankara'da gerçekleşecek. Bizler Spor TV olarak bu yarışı yerinde takip ediyoruz ve röportajlarla karşınızda olacağız. Daha önce bu tarzda bir yarışa katılmış mıydınız? Benim ilk defa olacak. Benim de ilk defa olacak. Peki, ama ilk oluyor. Peki bu yarışı sizin için cezbeden şey renkli olması diyebilir miyiz? Kesinlikle renkli olması. Oradaki ambiyans çok güzel. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Tabii bu da önemli bir şey ama çok fazla katılan arkadaşım var. Onlardan görüyorum. Çok keyif alıyorlar. Sürekli bir renklere boyanıyorsun ve o renk istasyonlarında hani bir yerden sağdan bir yerden soldan bunu yaşamak istedim açıkçası. Bence de öyle. En güzel şey de bu tişörtlerimizde boya kalması, onun hatıra olarak kalması. O şekilde. Peki parkur 5 kilometrelik bir parkur. Daha önce böyle bir hazırlık yaptınız mı parkur için? Burada hiç yapmadım. Daha önce bir 6 kilometrelik koşularım var aslında ama onda da koşarak tamamlamadım aslında. Bunda da koşmayı düşünmüyorum maalesef. Çünkü koşamayacağım. Ben de buraya o parkuru koşmaya değil, eğlenmeye geldim. Merhabalar, daha önce böyle bir yarışa katıldınız mı hiç? Evet, bu benim üçüncü gelişim. İlk gelişim. İlk deneyimim olacak. Peki bu yarışı sizin için cezbeden şey renkli olması diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Aynen, katılıyorum. Kesinlikle, evet. Yarış 5 kilometre uzun bir parkur. Bir hazırlık yaptınız mı bunun için? Yani tam yaptım denemez. Ama koşacağım. Yani ben de koşacağım. Bugün ilk defa deneyeceğim onu. Peki son sorum arkadaşlar. Günlük hayatınızda spor yapıyor musunuz? Evet. Ben haftada 3 kez gidiyorum. Yapıyorum ben de. Evet. Sık sık olmasa da yapıyorum. Merhabalar. Daha önce böyle bir yarışa katılmış mıydınız hiç? Hayır. Hayır, ilk defa katılıyoruz. Arkadaşlar İstanbul'dan geldi ve İstanbul'da da katılmamışlar ilk yarışlara. Peki bu yarışı cezbeden şeyin renkli olması diyebilir miyiz sizin için? Evet, çok renkli olması, eğlenceli olması ve insanların burada özgür olması. Arkadaşıma katılıyorum. Aynı. Evet, renkli olması. Peki yarış 5 kilometrelik zorlu bir yarış. Parkur çok uzun, 5 kilometrelik bir parkur. Daha önce bir hazırlığınız oldu mu parkur için? Bizde bu söylenmiyor. Haberimiz yoktu bundan. Sabahleyin 5 dakika sadece bir yürüyüş yaptık. Bu tek hazırlığımız. Yani bize söyle, ben söylerse gelmez. Sadece boyanıp gideceğimizi sanıyorduk ama öyle değilmiş. Peki son sorum, günlük hayatınızda spor yapıyor musunuz? Yapmıyoruz ama yapmamız gerektiğini bugün itibariyle anlamış olduk. Ben kendime güveniyorum 5 kilometrede. Hanımlar beyler, yok, spor yapmıyorum ben. Hiç güvenmiyorum. Ben de yapmıyorum. Evet, çok teşekkürler, iyi eğlenceler diliyorum sizlere de. Merhabalar, böyle bir yarışa ilk kez mi katılıyoruz? Evet, ben ilk kez katılıyorum. Ben de ilk kez katılıyorum. Peki bu yarışı cezbeden şey renkli olması diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani koşmayı da severiz. Seviyoruz koşmayı. Renkli olması. Kesinlikle renkli olması. Peki parkur 5 kilometre uzunluğunda. Daha önce böyle bir hazırlık yaptınız mı parkur için? Ya biz işten kaynaklı zaten hızlıyız. O yüzden evet, sıkıntı yok bizim beyler, için. Yavaş yavaş sahneye. Kesinlikle. Arkadaşım her şeyi söylüyor. Peki son sorum o zaman. Günlük hayatınızda spor yapıyor musunuz? Benim daha önce bir sporum hiç olmadı ama yani severim. Ben düzenli 3 senedir yapıyorum. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler diliyorum. Daha önce böyle bir yarışa katıldık mı? Evet. Geçen sene katıldım. İlk seferim. İlk defa katılıyorum. Peki bu yarışı cezbeden şey renkli olması diyebilir miyiz sizin için?
Evet diyebilirim. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi parkur 5 kilometre, uzun bir parkur. Daha önce hazırlık yaptık mı 5 kilometrelik bu parkur için? Evet yaptım. Bolca yaptım ben de. Zaten spor yapıyorum. Gerek kalmıyor yani. Ne tür sporlar yapıyorsun? Fitness'la uğraşıyorum. Peki son sorum sizlere. Bugün burada olmanızın asıl sebebi, günlük stresli hayatınızdan uzaklaşmak diyebilir miyiz? Kesinlikle 10. sınıfa gidiyorum. Çok fazla sınav yapılıyor ve aşırı stresli hayatım var. Burada onu atıyorum. Yani bana dedi gelmek ister misin? Ben de tamam dedim, geldim yani. Arkadaşlar merhaba. Daha önce böyle bir yarışa katıldık mı? Peki sizi en çok cezbeden şey bu yarışın renkli olması diyebilir miyiz? Evet. Peki günlük hayatında spor yapıyor musunuz? Evet. Peki o zaman buradan vermek istediğiniz son mesaj hep birlikte. Bence herkesin buraya gelip bu yarışmaya katılması lazım. Çok güzel bir deneyim. Spor yapanlar için mükemmel renkli bir yarışma. Bravo. Çok teşekkürler, iyi eğlenceler hepinize. Böyle bir yarışa ilk kez mi katılıyoruz? İstanbul'dan geliyoruz. Yani 3 arkadaş İstanbul'dan geldik ve çok keyifli geçiyor şu an. Daha başlamadan çok keyifli geçiyor şu an. Başladığı zaman düşünemiyorum herhalde. Merhabalar. Her şey 10 numara. Çok eğleniyorum. Her şey çok güzel. Gayet iyi gidiyor. Herkese. Peki günlük hayatta spor yapıyor muyuz? Tabii, ben ayrıca bisiklet sürüyorum. Yarış bisikleti sürüyorum. Aktifim spor olarak. Ben de sürekli bileklik yapıyorum. Aletle de formum. Colorsky'a ilk kez mi katılıyoruz? Evet, ilk kez. Evet. Peki bu koşuyu sizin için en çok cezbeden şey renkli olması diyebilir miyiz? Evet, en büyük özellik. Evet. Peki günlük hayatta spor yapıyor muyuz? Voleybolcuyuz ikimiz. Peki parkur uzun bir parkur, 5 kilometre. Bunun için bir hazırlık yaptınız mı? Zaten bu parkurdan sonra antrenmanımız var. Biz her zaman hazırlıklıyız böyle şeylere. Özel bir hazırlık yaptık. Yani hazırlık yapmadık. Peki çok teşekkürler, iyi eğlenceler. Color Sky'a ilk kez mi katılıyoruz? İlk kez katılıyoruz, evet. Evet. Evet, ilk kez geliyoruz biz hepimiz. Peki bu yarış en çok cezbeden şey renkli olması diyebilir miyiz? Sosyal bir proje olması, renkli olması, enerjisinin yüksek olması. Aynen. Sosyalliği ve renkliğin haricinde etkinliğin bir farkındalık yaratması zaten daha önemli. Parkur 5 kilometre, uzun bir parkur. Bir hazırlık yaptık mı bunun için? Biz İstanbul'dan geliyoruz. Geçen hafta İstanbul'u kaçırdık. Buraya geldik, Bursa'ya yarışmaya. Tekrar İstanbul'a geri döneceğiz. Yani hazır hissediyorum ama bilmiyorum. Hiçbir hazırlık yok. Sadece anın tadını çıkartacağız. Peki günlük hayatımızda spor yapıyor muyuz? Evet. Ne tür sporlar? Yani ne tür sporlar? Özel ve profesyonel bir spor değil. Yani yürüyüş, futbol gibi vesaire. Yapıyorum. Bale ve spor, yani jimnastik. Ben spor yapmıyorum. Çok teşekkürler, iyi eğlenceler diliyorum. Spor TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli spor severler. Sütmedin Enerji ana sponsorluğunda herkes için spor federasyonu himayesinde gerçekleştirilen Color Sky renkli koşu 5K Bursa'da için bugün Soğanlı Botanik Parkı'ndayız. Yanımda çok önemli bir isim var. Güngör Doğanay, herkes için spor federasyonu etkinlik direktörü. Güngör Bey, çok keyifli, çok renkli bir organizasyon. Bugün de ciddi bir katılım da var aslında Bursa'da spor severler tarafından. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle Spor TV ailesine teşekkür ediyoruz. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu adına bu tarz spor ve spor etkinliklerine destek verdikleri için. Bizler Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu olarak sahada
spor ve aktiviteyi ilgilendiren her türlü oluşuma destek vermeye çalışıyoruz. Color Sky serilerine geçen sene destek vermeye başladık. Ve gördüğünüz üzere sahada oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Vermiş olduğumuz desteğin nedenle doğru olduğunu buradaki kalabalık bize aslında kendini ifade ediyor. Eğlence, bunun yanında sporu da bir arada sunmak, insanları öncelikle harekete teşvik etmek ve ardından da profesyonel anlamda branşlaşarak hayatının her noktasında sporu yaşamsal bir faaliyet olarak üzerine konuşlandırmasını istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz ve spor olan her yeri de desteklemeye çalışıyoruz. Güngör Bey, bu Color Sky'ın 3. etabı daha önce İzmir ve İstanbul ev sahipliği yapmıştı ve son olarak da 29 Eylül'de Ankara ev sahipliği yapacak Color Sky'a. Ankaralı spor severlere buradan neler söylemek istersiniz katılım için? Görüntülerde de görecekler, oldukça heyecanı yüksek, müziği, dansı, rengi, sporu, aktivitesi bir arada sunan çok güzel bir etkinlik. Ankaralılar da şöyle yoğun bürokrasiden, şöyle yoğun memur hayatından biraz daha uzaklaşıp çok güzel bir hafta sonu yaşamaları için bu aktiviteyi mutlaka katılmalarını diliyoruz. Onları teşvik ediyoruz. Burada spor var, etkinlik var, hareket var, renk var, dans var. Umut ediyorum katılacaklar ve bir sonraki seneyi de iple çekecekler. Şimdi Spor TV ekranlarından tüm Ankaralıları bu güzel etkinliğe buradan davet ediyoruz. Peki son sorum sizlere. Color Sky'ın ilerleyen yıllarda takviminde bir değişiklik görecek miyiz? Farklı illeri de bu etkinlikte görme şansımız var mı? Evet, oldukça sosyal medyadan çok sık rastladığımız sorulardan bir tanesi bu. Türkiye Ergizcin Spor Federasyonu aynı zamanda sosyal medyayı çok etkin kullanan bir federasyon. Çok fazla sorular geliyor. Bizim illimizde de yapacak mısınız diye. Bunun için bir ön talep formu oluşturmayı planlıyoruz. Color Sky yöneticileriyle de bir araya gelip bu etkinlik skalasını nasıl genişletebiliriz, hangi illere nasıl yayılabiliriz, bunun üzerinde ilerideki günlerde bir fikir alışverişi yapacağız. Bu fikir alışverişinden sonra da gerekli hazırlıkları yapıp bunu sadece 3 veya 4 ilde değil en az 10-15 ilde yapmayı planlıyoruz. Bakalım önümüzdeki süreçte bu takvimi belirledikten sonra da zaten web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurusunu yapacağız. Evet, yanımda Color Sky 5K yarış direktörü Mustafa Lök var. Mustafa Bey, ciddi bir katılım var. Çok renkli, çok keyifli bir organizasyon. Öncelikle ben size parkuru sormak istiyorum. Parkurla ilgili detaylar alabilir miyiz sizden? Tabii, bu sene bizim Bursa'da 5. senemiz. Çok keyifli bir kitlemiz var koşuya katılan. Renkli koşuyu Soğanlı Botanik Parkı'nda yapıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bize tahsis ettiği bir park. Çok nefis bir park. Devasa ağaçlar var, çok keyifli. Gölgede koştuğumuz dümdüz parkuru olan bir yer. Koşu burada başlayacak, burada bitecek. Parkurun tamamı da yeşil parkımızın içinde 5 kilometrelik bir parkur. Peki Color Sky'ın son etabı Ankara'da olacak 29 Eylül'de. Buradan Ankaralı spor severlere nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz katılım için? Şöyle bu koşumuzu izlesinler. Bursa'yı yapıyoruz bu hafta. 2 hafta sonra da Ankara'yı yapacağız. Ankara'da da Gölbaşı Belediyesi'nin bize tahsis ettiği gölün kenarında nefis dümdüz bir parkur var. Atatürk Sahil Parkı, orada olacağız. Orada da çok keyifli bir koşu hazırladık katılımcılarımıza. Bir an önce kayıt olsunlar. Kayıtlar web sitemizde. Hepsini bekliyoruz. Peki son soru, çok merak edilen bir konu aslında. Color Sky'ın takviminde herhangi bir değişiklik olacak mı? Bu takvime girmesi muhtemel şehirlerimiz var mı? O çok merak edilen bir konu sosyal medyada da. Var. Şöyle biz web sitemizde bir anket yapıyoruz. Hangi şehirde renkli koşu istiyorsanız o anketi doldurup gönderiyorsunuz. Biz de katılımlara göre değerlendiriyoruz. Bu sene 4 büyük şehirdeydik. Önümüzdeki sene program henüz belli değil. Çok farklı yerlere de gidebiliriz. Ben herkese web sitemize uğrayıp anketi doldurmalarını istiyorum.
Öncelikle tebrik ediyorum hepinizi. Parkur nasıldı? Parkur gayet güzel, eğlenceli. Yani herkesin emeğine sağlık, gayet de keyifli. Spor her zaman destek. Çok bizim için de çok keyifliydi. Zaten biz daha önce de gelmiştik. Bu sene çok keyifli geçti. Özellikle pembe sürprizler. Gerçekten o detay çok önemli. Çok eğlendik. Son olarak her birinizden merak ettiğim düşünceniz, Color Sky Bursa etabı sizin için nasıl geçti? Gün nasıl özetlersiniz bugünü? Ben ilk defa katıldım. Ama gerçekten adı gibi çok renkli, çok güzel. Bundan sonraki tüm aktivitelerde olmak istiyorum. Çok sağ olun. Bence bir kere her şeyden önemlisi bir sosyal sorumluluk projesi. Bizim gibi onlar da mutlu olsun. Biz her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bizim için çok keyifliydi. Evet, bu arada boyaları biten arkadaşlarımız. Çok renkliydi, çok güzeldi. Umarım amacına ulaşır. Elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz. Özellikle bu sosyal sorumluluk projesinde her zaman yer almaya devam edeceğiz. Bizi bir arada bulundurdukları için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Her zaman da mutluyuz. Merhabalar, öncelikle tebrikler. Parkur nasıldı, zorlu muydu? Biraz. Nasıl özetlersin parkuru? Nasıl özetlerim? Çok yavaş hareketlerle koşarak. Renklere doğru koştuğumuz zaman sıkıntı yok. Güzeldi. İlk defa katılıyoruz zaten ama yorucuydu. Evet, ben de beğendim. İlk defa katıldım. Gayet güzeldi. Ben de beğendim. İlk defa katılıyoruz. Biraz yorucuydu sadece. Peki bugün genel olarak Bursa etabı Color Sky'ın gayet keyifli bir etap olduğunu diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Kesinlikle. Çok keyifli bir etap. Tabii ki. Bursa etabı keyifli miydi? Keyifliydi. Baştan sona be. İsteriz. İlk defa katılıyoruz ama inşallah seneye, ondan sonraki sene de dahil olmak isteriz. En önemlisi, evet, çok keyifliydi. İnşallah seneye katılırız. Çok keyifliydi. Katılırız inşallah. Merhabalar, tebrikler öncelikle. Parkur nasıldı, zorlu muydu? Zorluydu, çok uzundu. Çok arada kaçamak yapacağımız yerler de vardı. Oralardan kaçtık. Boyana... Ben çok tekstettim kaçamak yapmayı ama yapmadı yani. Doğru gittik yani, boya nerede boyanacaksak. Color Sky'ın Bursa etabı genel olarak gayet keyifli bir etkinlik oldu diyebilir miyiz? Evet, bayağı çok keyifliydi. Siz değerlendirirsiniz genel olarak. İyi ki gelmişiz dedik yani. Güzel vakit geçirdik hep beraber arkadaşlarımızla. Neler söylersiniz? Çok güzel, çok keyifliydi. Mükemmel, herkese tavsiye ediyorum. Gelirlerinin de iyi bir yere gittiğini bilmek de çok mutluluk verici zaten. Biz eğlendik. İnşallah olduğu yerlere, gitmesi gereken yerlere gider. Merhabalar, tebrikler öncelikle. Parkur nasıldı, zorlu muydu? Parkur kolaydı bizim için. Biz zaten önceden koşuyorduk. İstanbul'dan geldik, özellikle geldik. Beğendik. Hoş bir... İstanbul'dan daha güzel oldu, öyle değil. Çok güzel bir organizasyonda. Hazırlıklar gayet iyiydi. Bir zorluk çekmedik. Çok memnunuz organizasyondan. Teşekkür ederim. Peki Bursa etabı genel olarak gayet keyifli bir etkinlik oldu diyebilir miyiz Color Sky'da? Ya bence ben şimdi İstanbul'da da katıldım. Karşılaştırdığım zaman İstanbul çok kalabalıktı. Bu nebze iyiydi. Botanik bahçe çok güzeldi. İlk defa geldim. Çok hoşuma gitti. Evet, İstanbul'dan daha keyifliydi bizim için de. Çok sevindik. Yani çok keyifliydi bizim için. Son sorum, normal hayatımızda spor yapıyor muyuz? Tabii, her hafta koşuyoruz. Koşucuyuz. Çok teşekkürler, bir kez daha tebrikler. Merhabalar, öncelikle tebrik ediyorum sizleri. Parkur nasıldı, zorlu muydu? Yani uzundu, evet birazcık. Sen neler söylersin? Evet, uzundu biraz. Yani zordu biraz, uzun olduğu için zorlandık. Peki, bugün genel olarak bugün sizin için keyifli bir gün oldu diyebilir miyiz? Çok güzel bir gündü şu ana kadar, bir de daha güzelliği de kesinlikle artacak, buna inanıyorum ben. Çok güzel bir gün devam ediyor zaten ve çok bol bol fotoğraflar çekindik. Çok güzel bir gün olacak. Çok eğlenceli bir gün oldu yani benim için. Peki bundan sonra spor hayatınızda olacak mı? Benim her zaman vardı zaten, hiç gitmedi. Hadi yani devam. Bırakmıştım ama devam etmeyi düşünüyorum. Ben de bırakmıştım ama devam edeceğim bundan sonra. Merhabalar, öncelikle tebrik ediyorum sizleri. Parkur nasıldı, zorlu muydu? Parkur yani biraz zorlandım ama antrenmanlı gelseydim daha iyi olabilirdi, inanıyorum. Evet, yavaş
Ya parkur zorlu değildi de yani tek başınıza yarışmanız gerçekten can sıkıcı oluyor. Yolda arkadaşımla tanıştım. Burada tanıştık. Tanışalı 15 dakika oluyor. Kanka olduk resmen. O açıdan güzel bir etkinlik olmuş. Hem insanlar birbirleriyle kaynaşıyor. Hem böyle güzel bir engellilere yardım için toplanmış bulunuyoruz. O yüzden diyecek çok şey var ama bu kadarla kısıtlayayım ben bunu. Etkinlik genel olarak keyifli, güzel bir etkinlik oldu diyebilir miyim sizin için? Bursa etabı. Benim bu ilk senem, ilk defa katılıyorum. İnternet aracılığıyla gördüm. Bayağı beğendim, eğlendim. Eğer seneye olursa, devamı gelirse mutlaka katılacağım, öyle söyleyebilirim. Ya etkinlik gerçekten çok güzel. Ben çevre şehirlerdeki olan etkinlikler var, İstanbul, İzmir falan, onları da katılmayı düşünüyorum. Cidden yani güzel bir etkinlik bence. İnsanları bir araya topluyor, insanlara yardımlaşmayı öneriyor, tavsiye ediyor. Güzel yani. Merhabalar, nasıldı parkur, beğendin mi? Evet, çok beğendim. Peki bugün senin için gayet güzel bir gün oldu diyebilir miyiz? Evet. Normal hayatında spor yapıyor musun? Sporlar nasıl? Pek yapmıyorum. Bundan sonra yapacak mısın? Peki teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum seni.